Muhterem heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 29 Haziran 2019. Bundan 22 yıl önce 15 Haziran 1997 günü dünyanın incisi İstanbul'umuzda Bangladeş, Mısır, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Endonezya ve Türkiye'nin devlet ve hükümet başkanları bir araya geldiler. Ve D8 anlaşmasını imzalayıp İstanbul Deklarasyonu'nu açıklamışlardı. 22.'si düzenlenen bu toplantının mazlum İslam coğrafyasına ve bütün insanlığa huzur ve saadet getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Peki D8 nasıl gündeme geldi? 1996 yılında Refah Yol Hükümeti kurulduktan sonra başbakan olan Necmettin Erbakan hocamız ilk seyahatini Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine yapmıştı. Ben de bu seyahatlerde Erbakan hocamıza refakat ediyor idim. Başbakan Erbakan uzun zamandan beri savunduğu D8 tipi birliktelik teklifini ziyaret ettiği ülkelerin devlet başkanlarına açtı. Bu teklife karşı ülke liderleri böyle bir oluşum için geç bile kalındığını, bu kadar faydalı bir oluşum içinde bulunmayı memnuniyetle kabul ettiklerini ifade ettiler. Bu görüşmelerin ardından D8 üye ülkeler Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Türkiye, Mısır, Nijerya olarak belirlendi. Bu ülkeler belirlenirken nüfusu yaklaşık 60 milyon üzerinde olan ülkelerin bir çekirdek topluluk oluşturması kriter olarak kabul edilmişti. Zaman içerisinde 60 Müslüman ülkede bu topluluğa dahil olabileceklerdi. 8 ay gibi kısa bir süre sonunda yoğun bir çalışma döneminin ardından devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ile 15 Haziran 97 günü şu an bu programı icra ettiğimiz İstanbul Çırağan Sarayı'nda D8 resmen kuruldu. Ve bu kuruluş dünyaya tarihi bir vesika olan İstanbul Deklarasyonu ile ilan edilmişti. Sadece şu anda yaklaşık 1 milyar aşkın nüfusa sahip 8 ülke üye ülkeyi değil, 5 milyar aşkın nüfusa sahip bütün gelişmekte olan ülkeleri de ilgilendiren bu anlaşmaya biz büyük bir önem atfetmekteyiz. Çünkü D8, 20. yüzyılın 21. yüzyıla en büyük armağanıdır bizim ölçülerimize göre. Erbakan hocamızın büyük gayretiyle kurulan D8, bütün insanlığın özlediği adil bir dünyanın adıdır. Bu sebeple D8 grubunun resmen oluştuğu günü kutlamak, böylece en az 6 milyarlık insanlık alemi için, biraz evvel muhterem genel başkanımızın da saydığı, savaş değil barışı, çatışma değil diyaloğu, çifte standardı değil adaleti, üstünlüğü değil eşitliği, sömürüyü değil işbirliğini, baskı ve tahakkümü değil insan hakları ve hürriyete hedef alan bu anlaşmanın önemini dünyaya tekrar hatırlatmak için her yıl bu toplantı düzenlenmektedir. Saygıdeğer misafirler, D8 dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki böyle bir kuruluş belirlenen ilkeleri ve hedefleri itibariyle sadece D8'e üye ülkelerin tamamını değil, dünyada ezilen, sömürülen bütün ülkelerin kalkınmasında ve yeni bir dünya özleminin gerçekleşmesinde
büyük bir önem taşımaktadır. D8 grubunun kurulduğu dönemde çeşitli çevrelerde ve çeşitli basın yayın organlarında D8'in G8'e karşı hasmane bir anlayışla kurulduğu ifade edilmişti. Aslında bu iddia kesin olarak gerçeği yansıtmamaktadır. D8 dünyayı sadece biz yönetiriz iddiasında olan bazı kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan güçlerin karşısına biz de dünyanın bir parçasıyız. Geliniz bu dünyayı barış ve adalet ölçüleri içerisinde birlikte yönetelim. Dünyanın nimetlerinden yine adalet ölçüleri içinde birlikte yararlanalım mesajıyla çıkmıştı. Ülkemizdeki bazı seçkinlerimiz ise D8 en fakir ülkelerin oluşturduğu birlik diye değerlendirdiler. G8 ve Avrupa Birliği'ni işaret edip Türkiye'nin zenginler kulübünü bırakıp fakirler liginde ne işi var diye soruyorlardı. Emperyalist batı ülkeleri de kalkınmakta olan bu 8 Müslüman ülkenin bu girişiminden ciddi anlamda rahatsızlık duymaktaydılar. Zaman içerisinde gördük ve anladık ki Erbakan hükümetinin 28 Şubat postmodern darbesiyle düşürülmesinin en önemli sebeplerinden birisi de D8 hamlesidir. Irkçı emperyalistlerin sermaye piyasasını tamamıyla ele geçirdiği, medyanın tekelleştiği, haber kaynaklarının kirlendiği, siyasetin uluslararası sermayenin etkisi altına girdiği, işkencenin mazur ve hatta gerekli görüldüğü, demokrasinin ırkçı emperyalizme hizmet etmediği zaman rafa kaldırılabildiği ve geleceğinden endişe duyan insanların arttığı bir dünyadan adalete dayalı yeni bir dünya anlayışına ihtiyaç her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir. Bunun en somut örneklerinden birini çok yakın zamanda Mısır'da müşahede ettik. Bir diktatörlük yönetimi içinde olan Mısır'da demokratik bir seçim yapıldı ve halk kendi oylarıyla Cumhurbaşkanı olarak Muhammed Mursi'yi seçtiler. Ardından bu emperyalist ülkelerin eliyle Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'ye karşı bir darbe gerçekleştirilmek suretiyle Mursi ve arkadaşları tutuklandı. Emperyalist ülkelerin liderleri de uşakları Sisi'ye meşruiyet kazandırmak için Mısır'da adeta kuyruğa girdiler. Mursi 5 yıldan fazla süre tutukluluğu devam ederken 17 Haziran 2019 günü çıkarıldığı mahkeme salonunda vefat etti. Şehit kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. İşte bu vesilelerle hissettiğimiz yeni bir dünya ihtiyacını karşılayacak, mazlumların hakkını koruyacak, dünyaya huzur ve barışı getirecek bu anlayış ancak D8'lerin hayatiyet kazanmasına ve D8'lerin umde olarak kabul ettiği prensiplerin benimsenmesine ve uygulanmasına bağlıdır. Samimi inancımız odur ki değerli arkadaşlarım, şayet D8 engellenmese ve hayata geçirilseydi, dünyadaki mazlum coğrafyaların çoğu işgal altında olmayacaktı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmeyecek, sürgünlerle vatanından koparılmayacaktı. İslam dünyasının ve mazlum milletlerin maddi kaynakları böylesine talan edilmeyecek, sömürülmeyecekti. Bu yüzden D8'in kuruluş günlerindeki dinamizmine
kavuşmasını hepimiz yürekten temenni etmekteyiz. Bu vesileyle D8'in mimarı merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesine hayatı önem taşıyan bu konuyu yıl dönümünde tekrar gündeme getiren Saadet Partisi yöneticilerine teşekkür ediyor. Hepinizi hürmetle selamlarken toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum.